Şimdi mülteci deniyor, sığınmacı deniyor, göçmen deniyor, vatandaş deniyor. Aslında bunlar birbirinden farklı kavramlar. Önce bunlara bir netlik kazandıralım. Farkları nedir efendim? Uluslararası hukuk açısından farkları var. Bir kere her şeyden evvel Birleşmiş Milletler'in Cenevre Sözleşmesi'ne, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne bakacak olursak orada Türkiye'nin kendi ülkesine batıdan gelenleri mülteci olarak kabul ettiğine dair bir şerhi vardır. Böyle bir coğrafi şerh koymuştur Türkiye. Bunun sebebi de bu sözleşmenin 2. Dünya Savaşı sonrasında yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'nda en ciddi insan hareketleri Avrupa'dan doğuya doğru olduğu için Türkiye o şekilde bir mülteci kavramını kabul etmiştir. Mülteci aslında kendi ülkesinde yaşam koşullarını sürdüremeyeceğini, siyasi nedenlerle belki de başta olmak üzere sürdüremeyeceğini anlayan birinin başka bir ülkeye sığınması ve oradan bir tür iltica talep etmesi sonucu orada kabul edildiği takdirde de yaşamını sürdürmesi demektir. Kabul edilmesi de işte bu Birleşmiş Milletler'in Cenevre Sözleşmesi'ne dayalı olaraktan bazı hükümlerle açıklanmıştır. Şimdi Türkiye'ye doğudan gelenlerin mülteci statüsü almamaları ve bu şekilde tanınmamaları Türkiye'ye gelen Suriyelilere başka türlü bir tarif yapılması gerektiğini gerektirmiştir. Yani illa batıdan gelenlere mi mülteci deniyor? Birleşmiş Milletler Mülteciler Sözleşmesi İlginç. Böyle tarif ettiği için biz doğudan gelenleri kabul etmiyoruz. Tabii mülteci olarak kabul etmediğiniz zaman mülteci statüsü olmayınca da bir takım hakları da olmuyor. Yine uluslararası hukuka göre. Hatırlayacaksınız ilk Suriyeliler Türkiye'ye geldiğinde misafir adı verildi. Evet. Sonra sığınmacı dendi ki sığınmacı da aslında mülteci kadar kuvvetli olmasa da ona benzer bir mültecinin bir önceki aşaması olarak tarif edilir uluslararası hukukta. Türkiye'ye gelen ve şu anda ülkemizde bulunan aşağı yukarı 3 milyon 600 binin üzerindeki Suriyeliyi biz geçici koruma altındaki insanlar olarak tanımlıyoruz. Geçici korumadan kasıt da bunların elbette bir gün tekrar kendi ülkelerine dönmeleri şeklinde bir anlam içeriyor üstü kapalı olarak. Dolayısıyla bu bizim yarattığımız bir kavram mı yoksa uluslararası konjektürde geçici, de yani literatürde de var mı bu? Geçici koruma altındaki insanlar şeklinde Suriyelileri tanımamızın sebebi bizim uluslararası hukuka dayalı olarak onlara mülteci diyemememizden ve mültecilerin haklarına onları da o haklardan yararlanmalarına imkan olmamasından kaynaklandı. Mülteci dediğimiz takdirde ve onları mülteci olarak kabul ettiğimiz takdirde belli haklara sahip olacaklar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği o zaman onların statüsüyle ilgili Türkiye ile belli bir takım müzakereler yapma ve onlara bazı haklar isteme durumunda kalacak. Bütün bunların olmaması için de mülteci olarak da kabul etmediğimizden dolayı onları biz geçici koruma altındaki Suriyeliler olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de yani onlara mülteci denmesi yanlış, sığınmacı o da yanlış, o da doğru değil. Göçmen denmesi yanlış. Göçmen zaten göçmen aslında yani misafir onun, denmesi de doğru değil. Göçmen, şu göçmen değil mi? Herhangi bir şekilde uluslararası hukuktan hakkı olan bir insan topluluğu değildir. Göçmen örneğin belli bir ülkeden bir şekilde bir göç sonucu o tarafa başka bir ülkeye doğru gitmiş ve orada yerleşmiş olanlardır. Bunların herhangi bir iltica talebi yoktur. Siyasi nedenlerle gitmiş değillerdir. Genellikle bu tür göç hareketleri insanlık tarihinde zaten hep olmuştur. Aslında insanlık tarihi sürekli göç hareketleriyle tanımlanır ve tarif edilir. Tarihe baktığımız zaman bizler Türkler de bir kere yani Anadolu'ya zaten çok uzun bir göç sonucu gelmişiz. Onun için göçmen de bunların içinde belki yine başka bir kategoridedir.